Değerli izleyiciler, bugün sizlere geçen hafta bahsettiğim gibi bilgi dünyasını yani bilişim çağını, bilgi çağı olarak tabir ettiğimiz bu dönemde bilişim dünyasında neler olup bitiyor, geçmişte neler oldu, nasıl bu noktaya geldik, bilgi dünyasında ortaya çıkan bazı riskler türedi. Çok yakın bir zamanda İsrail artık klasik savaş bir tarafa, Lübnan'daki bazı kişilere satmış olduğu yani dolaylı olarak planlı olarak satmış olduğu telefonların içine koyduğu patlayıcıları patlatarak insanları öldürdü. Yani bu tabii ki bilgi dünyasında ilk kez karşılaştığımız bir olay. Bilişim çağında uzaktan erişim dediğimiz yani iş yerinizden çıktınız, evinize gidiyorsunuz da klimanızı açıyorsunuz veya fırınınızı çalıştırıyorsunuz. Ben gidene kadar ısınsın filan. Bunlar insanlar için çok büyük kolaylıkmış gibi geliyor ama neyi kaybettiğimizin hiç farkında değiliz. Ruhumuzu mu kaybediyoruz? Kimliğimizi mi satıyoruz? Aklımızı mı yok ediyoruz? Yoksa dünyaya hakim olan bir sermaye grubuna, bir üst akıl grubuna teslim mi oluyoruz? Bütün bunları düşünmek zorundayız. Bugün bu konularda ta 20-25 yıl öncesinden yaptığım uyarılardan başlayarak bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin neler yapması gerektiğinin altını çize çize anlatacağım. Tabi dinleyen olursa siz sayın izleyicilerim dinliyorsunuz. Bana çok yoğun biçimde telefonlarla ulaşıyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, teşekkürler ediyorsunuz ama Türkiye'de siyaset dünyası o hale gelmiş ki tam bir kayıkçı kavgası. Kimse bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğiz diye bakmıyor. Hangi kanunu değiştirirsem benim işime yarar, hangi yargıyı nasıl etkilersem benim işime yarar, siyasi rakibimi nasıl alt ederim de o koltuğu muhafaza ederim. Siyaset dünyası bunun peşinde. Herhangi bir siyasi partiyi kastetmiyorum en küçük siyasi partiden bugün iktidar olan en büyük siyasi partiye ana muhalefetten kitle partisi olan birkaç tane tali muhalefete kadar bütün partilerde bu hastalık yaygınlaşmış. Yani artık müzmin hale gelmiş. Bunun adına statüko diyoruz. Yani bir sistem gelir, tepenize çöker, oturur, kimse değiştiremez. Bir de devleti, gücü yasama, yürütme ve yargı organlarını ele geçirir. Onları istismar ederek kullanır. Bakın sadece iktidarı kastetmiyorum. Bütün siyasetçileri kastediyorum. İçinde tabii ki iyi niyetle girmiş olan her türlü siyasetçiyi tenzih ediyorum. Ama siyaset dünyasına girip de iyi niyetli olmak dünyanın en zor işidir. Ben bunu denedim. En zor işidir. O statükonun içine kendinizi attığınız anda Oraya uymak zorundasınız. Uymazsanız tokat hazır, ceza hazır, soruşturma hazır, mahkeme hazır, uzaklaştırma hazır. Başınızı belaya sokmak istiyorsanız siyasete girin fakat dürüst davranın. Onların kurallarıyla değil, kendi çıkarınız için değil, memleket çıkarı için çalışın. Başınızı belaya sokmak istiyorsanız. Ben bunları yaptım denedim. Hem hizmet ettim kendi çıkarma hiç düşünmedim. Hiçbir şekilde kamudan bir kuruş ne maaş aldım, ne masraf aldım, ne bir şey aldım. Kendi servetimden binalar yaptım. Kendi servetimden bu Aydın'a, aydın, aydın insanına hizmet ettim. Böyle yaptım diye siyaset dünyasının o statüko dediğim yerleşmiş kötü alışkanlıkları bana inanılmaz saldırılar yaptılar. Şimdi konumuz o değil. Konumuz bilgi çağı, bilgi dünyası. Buna tekrar döneceğim. Statüko dediğimiz, insanların beynine işlemiş, bu artık değişmez, bu böyle, kabul ettiğiniz, artık e, mücadele dahi etmeyi düşünmediğiniz bir yapı var. Öyle bir yapı buna statüko diyoruz. Bu yapı eğer bozulmuş ise, insanın yararına çalışmıyorsa, o zaman hapı yuttunuz. İşte Türkiye'deki tablo bu. Sorunların çözümleri yerine, Başka işlerle, kişisel çıkar peşinde koşmak suretiyle başka işlerle uğraşırlar. Sorunları çözüyoruz diye yatırım var mı? Var. Yatırım yapılır. Türkiye yerinde durmaz. Hiçbir ülke yerinde durmaz. Her ülkenin e, çağlar boyunca gelişmesi kaçınılmaz bir sonuçtur. İşte bundan 20 sene önce şuydu, 30 sene önce. Ya elbette öyle olacak. 20 sene o kadar önemli bir zaman ki dünya yerinde durmuyor. O 20 senede bütün dünyada bir takım teknolojik gelişmeler oluyor, politik gelişmeler oluyor. Elbette her ülke bu gelişmelere göre, kendisine göre bir yerden bir yere çıkıyor. Ama sen dön bir vatandaşa bak, kitlelere bak, vatandaşın tabanındaki köylüme bak, üreticime bak, esnafıma bak, küçük sanayicime bak. Yani bunların hali perişansa o zaman sen amaca ulaşamıyorsun. Ey siyaset dünyası! Bakın bundan bir ay önce başladığım bilgi çağına ilişkin açıklamaları bugün devam edeceğim diyorum ama araya başka bir şey sokmak istiyorum. Dört hafta boyunca tarım reformu, tarım parkları, tarımda Türkiye ne yapması gerekiyor bunları anlattım. Dört hafta boyunca. Tam dört saat. Bu kadar uzun sürede ne anlatacaksın diyorsun. Tabii ki hazırladığımız projenin, hazırladığımız reform tasarısının belki yüzde birini anlattık. Çünkü o reform tasarısına bütün incelikleri, bütün ayrıntıları düzenledik ve hayata geçirecek hale getirmiştik. Bunları dört hafta boyunca anlattık. Yani çiftçimizin artık bu tabloya tahammül edemeyeceğini, Türkiye'de tarımda üretimin sıkıntı içinde olduğunu, bunun değişmesi gerektiğini, bunun bir takım temel unsurları olan bir enerji, iki tohum, gübre ve tarım ilaçları ve de hayvancılıkta yem. Bu dört madde. Bunların çözülmesi lazım. Nasıl çözüldüğünü dört haftadır anlatıyoruz. Tekrar anlatmayacağım. İki, tarlaların büyüklükleri. Üç, tarlayı işlerken, tarlayı işlerken yapacağınız masraflar. Yani tarım araçları, müşterek şantiyeler kurulmasını öneriyor bizim sistem. Tabii ki çiftçinin örgütlenmesini öneriyor. Yani kooperatif tarzında olur, adı başka bir şey olur ama bizim çiftçimiz örgütlenecek ki tarlalarını birleştirip müşterek çalışacak. Müşterek enerji tesisleri olacak, enerjiye para vermeyecek. Bunlar birleşip birlikler kuracak, üst birlikler kuracak. O üst birlikler Türkiye'nin mahkum edildiği tohum, ilaç, gübre ve yem konusunda yerli ve milli üretim yapacak. Çiftçinin yanında olacak. Çiftçiyi kazıklamayacak. Bakın İsrail az önce anlattık. Bir cep telefonu yapıyor, yaptırıyor. Nerede yapıldığı belli değil. İsrail bir çağrı cihazı yaptırıyor, bir telsiz yaptırıyor. Gidiyor düşman ülkelerde Lübnan'da orada burada satıyor. Satarken de öyle ayarlıyor ki kendi muhalif olan kişilere eline geçmesini sağlıyor. Ve akla bakın. Ve sen cep telefonu kullanıyorum, telsiz kullanıyorum, teknoloji kullanıyorum diye övünürken bir gün seni paramparça ediyor. Aynı şey bizde tohumda var. Tarım ilaçlarında var, gübrede var, yemde var, İçinde bomba olan yem kullanıyoruz. Yani o batılıların, o gelişmiş üst akıl dediğimiz ülkelerin bizi mahkum ettiği yem sanayi, hakeza, ilaç, gübre vesaire bunlar toprağımızın cinsini, toprağımızın davranışını, hayvanımızın ırkını değiştiriyor ya. Bizim lehimize bu. bu. Geçici olarak lehimize görünüyor. Lübnan'da sokakta yürüyen efendim Hizbullah elemanı almış son model cep telefonu gezerken gün diye patlıyor. İşine gelmedi mi? İşine geldiği zaman cep telefonunu kullanıyor. Hem de ucuz kullanıyor. Biz de şu anda bu yemi tohumu vesaireyi yabancı sermayenin ürettiği bunları kullanıyoruz. Yarın onların fabrikalarında içine ne koyacakları belli değil. Türkiye'nin tarımını sabote edip aç bırakmak isterlerse sana sattıkları yemi, sana sattıkları tohumu, ilacı, gübreyi öyle bir değiştirerek torba torba tarlana, ahırına sokarlar ki ne olduğunu anlayamazsın. İneklerin süt vermez olur, hatta kilo verir, ölür gider. Ne etinden ne sütünden yaralanamazsın. Tarlaların o ilaçlarla zehirlenir, üretim yapamazsın. İlla ki tefenden aşağı bir bomba atmak gerekmiyor. Bilgi çağı böyle bir şey işte. Buna karşı tedbirli olacağız. Bizim anlatmak istediğimiz tarım reformunda başta çiftçiye enerji bedava olacak, kendisi üretecek. O güneş enerjisi, rüzgar enerjisi imtiyazlarını hiçbir şekilde yandaşlara peşkeş çekmeyeceksiniz. O toprağın sahibi kimse köylünün malı olacak. Köy yollarının kenarlarına, tarlaların iç yollarına, sulama sistemlerinin üstlerine. Güneş santrallerini köylü adına siz kuracaksınız. Ona vereceksiniz. O ürettiği enerjinin bakımını vesairesini yapacak. Kendisi kullanacak. Bedava kullanacak. Fazlasını da devlete satıp ek gelir elde edecek. Bu kadar basit. Ha bunda anlaşılmayan bir şey var mı? Bunu yapmak için örgütlenmek zorunda benim çiftçim. Yani şimdi buradan bir yere geleceğim. Değerli bir kardeşim, Adı Mustafa, soyadını vermeyeceğim. Bana e-mail atmış. Demiş ki televizyonda tarımla ilgili programınızı izledim. Üreticinin gelirinin artırılması için siz de kooperatifçiliği, üreticilerin birlik olup kendi ürünlerini satmak için dükkan açmasını filan teşvik ediyorsunuz. Bir kere filan lafını koydu mu demek ki hepsini izlememiş. Sistemin bütününü izlemek zahmetine katılmamış. Ya da izlemiş de Sistem karışık olduğu için tam anlamamış diyor ki işte bir araya geleceksiniz filan dükkan açacaksınız filan öyle değil bakın bizim bir dört haftadır anlattığımız tarım reformu paketi, tarım parkları modeli bunun örgütlenme biçimi, bunun enerjiyi nasıl elde edeceğini, tohumu gübreyi yemi e, ilacı nasıl üreteceğini ve en önemlisi nasıl pazarlayacağını kuran bir bütün sistemden bahsediyoruz. Bunu siz hafife alıp yok abi kooperatif şirik işte dükkan açacak olmaz. Size i̇şte statüko'ya insanın beynini teslim etmesi budur. Statüko bir sistem yaratmıştır. Herkesi inandırmıştır. O sanki Allah emri gökten zembille inmiş gibi. Siz onu değiştirmeye kalkan herkesi kötülersiniz. Abi olmaz bizde. En iyi niyetlisi abi bizde olmaz der. Vatandaş. <laughs> Tabii ki statüko'dan beslenen siyasetçi, bürokrat vesaire kim varsa onlar da sana düşman olur. E kim değiştirecek bunu? Ya birileri çıkacak değiştirecek. Benim gibi tek başına bunu değiştirecek bir güç yok. Vatandaş önce inanacak bize. Bu sistemin değişmesi gerektiğine inanacak. Ha vatandaş değişsin diyor ama bir model sunduğunuz zaman abi bu olmaz diyor. İşte söyleyin bak burada yazmış adam. Oturmuş yazmış bakın. Burada görün satır satır yazmış. Size okuyorum. Diyor ki bunlar ham hayallerdir. Hadi buyurun. Statikoya beyni test teslim ettin mi yeni yapılabilecek her şeye hayal notu veriyor. Bu arkadaş iyi niyetli ha. Bu arkadaş sistemden beslenen, sistemden çıkar elde eden bilen birisi değil. Bir de çıkar elde edenleri düşünün size nasıl tepki gösterecek. Bu normal vatandaş. Hatta çiftçi. Belki de çiftçi. Ya yani tam tanımıyorum kendisini. Sadece e-mail atmış. Diyor ki bunlar ham hayallerdir. Gerçekleşmesi mümkün olmayan şeylerdir. Ötesi yol kenarlarında traktör ile malına satmalarını öneriyorsunuz. Bir, yol kenarında satılan malların fiyatları İstanbul Levent'teki bir manavın sattığından daha pahalıdır. Ben asla durup almam asla ve asla. Hayda. Şimdi bunda gerçeklik payı olabilir. O zaman bunu yazacağına, asla durmam, asla almam diyeceğine dur. Bak kardeşim de Levent'teki fiyata satıyorsun. Kimse durmaz vallahi de. Bir kere adınız çıkar yol kenarında, ürün satan, üretici, çiftçiye kimse mal almaz. Yani sen kendine gel. Sen bunu kaça mal ettin? Bir tüccar geldiği zaman, haldeki e, kabzı mal geldiği zaman kaça satıyorsun? 1 liraya. E burada kaça satıyorsun? 5 liraya. Ya kazumala kaça satıyorsan burada o fiyattan sat. 1 liraya sat. Ya da 2 liraya sat. 5 liraya satma. Git otur bana bunları yazacağına yol kenarındaki üreticiye bunu tavsiye et. Ki ben bunu tavsiye ediyorum. Ey yol kenarında kendisi üretip de satış yapan benim üreticim. Lütfen fiyatlarınızı düşünün. Türkiye'nin klasik hastalığı olan o fırsatçılığa izin vermeyin. Manavın reyonunda 15 lira diye, manavın reyonunda 30 lira diye domatesi biberi o fiyattan satmaya kalkmayın. Çünkü o manavın reyonuna büyük süpermarketlerin reyonlarına gidene kadar kaç kişinin elinden geçiyor? Kaç kişi oradan hizmet veriyor ve kar ediyor? Nakliyecisi var. Haldeki Kabzı mal var, toptancı var, oradan manav var. Kaç kişi kar ediyor ya? Sen tarlandan çıkarmış, kapının önünde satıyorsun, aynı fiyata sat. Yapma bunu. Yaparsan kimse durmaz. Böyle dile düşersin. Birinci tavsiyemiz bu. Bu tarım reformu değil. Ama bu arkadaşın yazdıkları ibretlik. Yani vatandaşlarımız artık o kadar bıkmış, o kadar statükodan rahatsızlar ama nasıl çözüleceği konusunda da hiçbir fikir sahibi değiller. Fikir üretenlere de abi bizim memlekette olmaz deyip geçiyorlar. İki demiş, kooperatiflerin ürünleri satabilmeleri Ütopya'dır. Hadi buyur. Bu Ütopya keza aynı şekilde dükkanda da satabilmeleri mümkün değildir. Bunlar hepsi kimyadaki ideal gaz kanunu cümlesindendir. Uzatmış gitmiş. Ben de tabii üşenmedim. Oturdum, cevap yazdım kendisine. Dedim ki değerli kardeşim Mustafa bu reform tasarısı üzerinde çok çalışarak hazırlanan bir modeldir. Tamamını izlediğini sanmıyorum. Tasarıyı dört hafta boyunca dört programda özetleyebildim. Yine de sadece özettir. Tüm ayrıntılar deneyimlerden ve denenmiş olan modeller incelenerek yaşanarak tasarlanmıştır. Söylediklerinde haklılık payı çoktur. Bahsettiğiniz istismarları önleyecek tedbirler bu modelde alınmıştır Bunları söylüyorum. Ve kendimden örnek veriyorum. O kooperatifçiliği falan yazdığı şeyde yerlere batırmış. Demiş ki Türkiye'de konut kooperatifleri kuruldu, tarım kooperatifleri kuruldu. Başına geçenler yediler, içtiler, milletin malını e, efendime çarçur ettiler. Kendileri sefaat içinde yaşadılar. Kooperatifin üyeleri hep perişan oldu, dolandırıldı falan. Bir sürü şey yazmış. Ben de diyorum ki Bizim modelde bunların hepsinin tedbiri alındı. Ve demişim ki ben şahsen 80'li yıllarda 160 tane yapı kooperatifini kurmuşum. Belediyelerin öncülüğünü sağlamışım. Bunlarla tam 35 bin kişiyi ev sahibi yapmışım. Demek ki Türkiye'de hakim e, kalan, sonuç almayan bir sürü kooperatif rüşvet alan kooperatif başkanları gerek tarımda gerek yapı kooperatifleri var ise de sen o işi doğru yaparsan çok ucuza sonuç alıyorsun. Bir tane örnek işte Efekent. İşte Ayko. Ayda bir buçuk dolara. 1982 yılında ayda bir buçuk dolar aidatla 15 liraydı o zaman bir buçuk dolar. Şimdi de 50 lira. Bir paket sigara parası bile değil. Ayda bir buçuk dolar aidatla Ayko'da insanlar üç oda bir salon dubleks bahçeli ev sahibi oldular. Ha iyi örnek olunca oluyormuş demek. Yani abi olmaz. Ya bırakın şu abi olmaz laflarını. Doğrusu nasıl olacak onu düşünün. Dürüst insanlar oraya nasıl getireceğiz? Ya dürüst insan oraya getirmek için doğru sistem kurman lazım. Akıl akıl üretmen lazım. Aksi halde ey dürüstler hadi kalkın gelin. Yok öyle bir şey yok. Sistem alıyor. Ucu başı açık bir sistem. İstismara açık kanunlar, yönetmelikler insanlarda tabii ki şeytana uyup o yönetmeliklerdeki boşluklardan yararlanıp seni beni onu hakkını yiyor. Şimdi burada anlatmışım. Sadece 160 tane konut projesinden iki tanesi hakim kaldı. O da siyaset yüzünden. Bir tanesi benim kurduğum belediyenin projesi olan Aydın'ın Ay Konut projesi. İkincisi de yine benim arsa sahibi olarak arsamı verdiğim Susesi projesi. Bu ikisinde ne oldu? Siyasi saldırı oldu. Bir tanesinde benden sonraki belediye başkanları projeyi devam ettirmedi. İnsanları ortada bıraktı. Ve gidin Hüseyin Aksu'dan alın. Ya ben sana belediyeyi devretmişim arkadaş. Belediyenin projesini sen sürdürmek zorundasın. Sürdürmüyorsan, sürdürmüyorsan bu halka ihanettir. Bu ikisi dışında hepsinde sonuç almışım. Ve adam diyor ki olmaz. Kooperatçilik eşittir hırsızlık. Ya karıştırmayın. O zaman devlet yönetiminde de hırsız var. Devlet yönetimi eşittir hırsızlık. Devleti de kaldıralım ya. İstismar, istismar o konudaki kanunlar, o konudaki yönetmelikler, o konuda düzenlemeler, mevzuat neyse onun bıraktığı açıklarla orantılıdır. Sen düzgün kanun yaparsan, düzgün yönetmelik yaparsan, kuralları doğru vaz edersen, o işin içinde rol alacak insanları iyi eğitirsen, ve onlara sertifika verip o işi yapma hakkını doğru biçimde yansıtırsan işler doğru gider. Bunu anlatmak lazım. Bakın İsrail küçücük bir ülke, 10 milyon nüfusla 250 milyonluk bir camia, bir devletler topluluğuna canına okuyor. Neyle okuyor? Akılla. Kurduğu sistemlerle, şeytani sistemler kuruyor belki ama gidin örnek alın ya. Biz burada boyuna ülke olarak dayak yiyoruz ama kooperatifçilik olmaz. Ne olacak? Çiftçi iki evlek yerini eksin bitsin, e maliyeti bir lira satsın elli kuruşa. Ondan sonra canı çıksın. Bakın geçen de çok üzüntülü bir şey söyleyeceğim. Üzüldüğüm bir şey söyleyeceğim. Benim evime iki tane arkadaş geldi Koçarlı'dan. Evimin bahçesinde 8-10 tane çam ağacı var. Bundan 30 sene önce evi yaptığım zaman dikmiştim. Şimdi 30 yıllık çam oldular. Fıstık çamı. Bunların kozalakları var. Dediler ki başkanım biz bu kozalakları toplayabilir miyiz? Hayırdır siz kimsiniz dedim. Çünkü evin içine herkes sokmak, bahçeye sokmak doğru değil. Anlattılar. Dediler ki biz Koçarlı'dayız. Efendim tarımla uğraşıyoruz. Geçinemedik. Çıktık geldik burada garsonluk yaptık. Bilmem ne yaptık. Elimiz yatkın değil, bildiğimiz iş değil. İşte anamın altınlarını sattık, babamın birikimlerini aldık. Kendimiz bir şey açalım dedik, pideci açalım dedik. Onu da beceremedik. O da işte biz diyor çiftçiyiz diyor. En son diyor sana geldik diyor burada kozalakları toplayıp satalım da diyor 200-300 lira e, para kazanalım. Ya çiftçinin düştüğü hale bakın ya. Yani yazıktır bu ülkede ya. İnsan üzüle üzüle bir hale oluyorsunuz. Ondan sonra da Kurduğumuz sistemler, teknolojik sistemler, hakikaten açık vermeyen sistemleri birileri çıkıyor diyor ki abi olmaz. Niye olmaz? Bu Ütopya'dır, bu bilmem nedir, bu şudur, bu budur. Bakın cevap vermişim, işin püf noktaları insanların istismar etmesini, çalmasını önleyecek tedbirler alınabilir. Bu modelde izlediyseniz kooperatiflerin yönetim şekli farklıdır belediye denetimi ve ayrıca modelin Avrupa'da özellikle Hollanda'da uygulandığını biliyorsunuz. Şimdi bu da tekrar cevap yazdı. Onu da okuyacağım size. Çok ibretlik bir cevap. Sizin yaşadığınız olumsuz deneyimlerden moraliniz bozulmuş, insanlara güveninizin sarsılmış olduğunu görebiliyorum. Bunda da haksız değilsiniz. Bu ülke hepimizin. Vazgeçmememiz gerek. Facebook profilime girerek bu dört programın tamamını izlemenizi öneririm. Merak etme. Ben yaşamın boyunca böyle olmaz dedikleri işleri, modelleri uyguladım. Hepsinde büyük mücadeleler verdim demişim adama. Hemen hepsinde de sonuç aldım. Başarılı oldum. Yani e, bir takım özel şeyler de anlatmışım. Mesela demişim ki 81 yılında TOKİ'yi kurdum. Askerle ve Turgut Özal'la kurdum. Bu ülkedeki gece konduları böyle azalttık. Yoksa Türkiye gece kondular ülkesi olacaktı. Daha pek çok örnek var sonuç aldığım şunu söyleyeyim haksız değilsin ama çözüm var inan sevgiler benim bu cevabıma rağmen değerli kardeşim Mustafa demiş ki sayın başkanım araştırmış herhalde benim eski belediye başkanı olduğumu görmüş tarımda yahut hiçbir şeyde kooperatifçilik olmayacağına dair itirazı meylime rağmen hala daha aynı şeyi savunuyorsunuz kemik olmuş ya adamın kafasında kooperatifçilik eşittir hırsızlık adamın kafasında kemik olmuş yani kooperatifçilik lafını lanetlemiş. Bizde böyle ön yargılar o kadar çok ki. Mesela otoban yapılıyor. Yap işte devlet metoduyla yapılıyor ve çok pahalı. Adam otobana karşı çıkıyor ya. Ya otobana niye karşı oluyorsun? İçinde hırsızlık varsa bul, hırsıza karşı ol. Ben hep anlatıyorum. Adamın evine hırsız giriyor, evi suçluyor. Lan bu ne biçim ev diyor, ben satarım lan bu evi. Böyle bir şey yok ya. Yapmayın. Yanlış yerde aramayın. Kooperatifçilik insanların bir araya gelmesidir. Güçlerini birleştirmesidir. Bunu istismara açık bir kanun ve yönetmelikle düzenlersen istismar edilir. Ama bunu doğru ve düzgün yönetim şeklini kimsenin orada oturup da senelerce kooperatif başkanlığı yapıp üyelerin haklarını yiyemeyeceği şekilde düzenlerseniz kimse de istismar edemez. İşte biz o modeli geliştirdik. Şimdi adam diyor ki sevgili Mustafa e, neymiş efendim her ilde ilçede tarlaların birleştirilmesi suretiyle tarım alanları yaratılacakmış ya böyle mi algıladın sen sadece tarlaların birleştiriyoruz yani bu kadar basit değil o bir unsur ama onun dışında yüzlerce modelin içinde unsur var ve demiş ki Mustafa bu memlekette bir karış ana yüzünden adam öldürülüyor E zaten bir karış ana e, ana yüzünden adam öldürülüyor Bundan daha beter sorun olur mu? Ben tarlamı senin tarlana katar mıyım? Aklımı peynir ekmekle mi yedim? Burası Türkiye diyor bana. Ya yapmayın gözünü seveyim. Dışarıdan duyduğunuz her ilaç hastaya verilmeyeceği gibi Hollanda dedim ya. Dışarıdaki uygulamalar Türkiye'de tutmaz. Ben sanki gittim Hollanda modelini aldım getirdim Türkiye'ye uygulamaya kalktım. Böyle bir şey yok. Hep şundan yanayım. Batı'dan Avrupa'dan hiçbir modeli alıp olduğu gibi uygulamaya kalkmayın. Bunu Türkiye çok yaptı. Avrupa Birliği'ne uyum süreci dediler. Benim efendim çarşının ortasında bir tane eski Anadolu pikapla nakliye işi yapan nakliyecime kabir nakliye belgesi alacaksın dediler. Adamın canına okudular. Yani burası Avrupa değil tabii ki. Türkiye'nin karakterine uygun işler yapacaksınız. Türkiye'de aileyi korumak adına kanunlar çıkardılar. Kadın cinayetleri arttı. Neden? kendimizi Avrupalı zannediyoruz. Oradaki seviyede zannediyor. Bu milletin bir takım huyları var. Bir takım ke kendisine gelen genetik özellikleri var. Yani bugün bir Norveçli ile bir Türk ailesinin yapısını birbirine benzetip de aynı kanunlarla kadını koruyamazsınız, çocuğu koruyamazsınız. Uzaklaştırma kararı alacağım. Efendime söyleyeyim adamı uzaklaştıracağım. Ya Türkiye'de bir erkeği evinden uzaklaştırmayı mahkeme kararıyla alırsanız cinayeti teşvik suçudur bu. Türkiye burası. Burası Avrupa değil, burası Amerika değil. Bunları yapmayın. Kadını korumak istiyorsanız erkeği rehabilitasyona alın. Oturun sabahtan akşama kadar adama anlatın. Adama gerçekleri anlatın. Ne yaparsanız yapın ama uzaklaştırmayın uzaklaştırıldığı anda bir silah bulup kadını vurmak dışında bir alternatif bırakmıyorsun. Bunu bin kere söyledik. Bu da bu da çıkmış bana diyor ki Avrupa'yı taklit etmeyin diyor her ilaç. Ya bunu ben yıllardır söylüyorum arkadaş. Ben Avrupa'yı taklit etmiyorum. Türkiye'deki uygulanmakta olan kooperatif modelin açmazlarını tespit etmişim. Ha nereden etmişim? Akademik yaşamda efendim üniversitede kürsüde oturarak değil. Bil fiil yüzlerce kooperatifle muhatap olarak, içinde yaşayarak, belediye başkanı olarak kooperatifleri tanırım, bürokrat olarak tanırım, iş adamı olarak tanırım, kooperatifçi olarak tanırım, yüzlercesinin ne olduğunu bilirim. İşte oradaki açmaz noktalar nedir onları tespit edip ona göre mevzuat yazmışım, kanun yazmışım, yeni bir kooperatif kanunu yazmışım. Yönetim seçimle gelmiyor, sırayla gidiyor, apartman yönetimi gibi. Bunu açın, inceleyin. Ve kooperatiflerde Bakın bir tarım kooperatifinde 150-200 tane tarla olduğunu düşünün. Her 6 ayda bir yönetim kurulu değişiyor. Her 6 ayda bir. 150 tane tarla varsa 75 yılda bir kere sana sıra gelecek. Ne yapacaksın? Maaş yok. Büro yok. Sekreter yok. Araba yok. Bütçe yok. Kalem bile vermiyor kooperatif sana. Ama kooperatifin iş bölümünü koordine edeceksin. İş yapacaksın iş. 6 ay anca dayanır zaten karşılığı olmadığı zaman her insan 6 aydan fazla dayanmaz öyle bir kooperatif başkanlığına. Ben bunu 6 sene yapayım filan da demez. İşte püf noktası bu. Şimdi öyle mi? Huzur hakkı var. Naylon fatura kessin cebine para atsın. İşi ihale ederken müteahhitlerden taşeronlardan avanta yesin. Veya daha beteri var. Kooperatifçilik adı altında milletten parayı toplasın kaçsın. İşte bu istismarları önleyen modeller kurduk. Anlata anlata bitiremiyoruz ama vatandaşa da anlatmak çok zor. Şimdi diyor ki burada mirasın paylaşılması meselesinden istisnasız ülkemizde her hafta en az dört kişi öldürülüyor. Ya tarlaları birleştirme diyor. Mirasın paylaşılmasından dolayı her, her hafta diyor dört kişi öldürülüyor diyor. Ya bundan kötü sorun var mı? Bunu çöz çözüyorum işte. Tarlaları birleştiriyorum müşterek işletme kuruyorum ve diyor ki emanet ettiğiniz kimse ha e, <laughs> tarlaları birleştirip birisine emanet edeceğiz tarım yapıp para kazanacağız güldürmeyin beni ya benimle dalga geçme Mustafa'm yapma emanet ettiğiniz kimse işini ihmal ederse ne yapacağız hadi buyur aklına bir tane soru gelmiş koca 5000 sayfalık mevzuatta işini ihmal ederse ne yapacağız o işi kimin yapacağını, nasıl yapacağını, nasıl denetleneceğini yapmazsa kimin onun yerine geçip yapacağını bunlar inceledin mi? Hayır. Kafasına göre soru icat ediyor. Soruyor işte statükoya teslim olmak budur. Biz ülkedeki yanlış statükolara teslim olmuşuz. Değişmesini halk olarak zorlamıyoruz, istemiyoruz. Ne oluyor? O statükolardan avantayla çıkar sağlayan insanlar tepemize bindikçe biniyor bizi eziyor. Halkın yapması gereken bu statükoları, bu çirkin yapılanmaları, bozuk düzeni değiştirecek talepte bulunmak. Bizler gibi bununla ilgili projeler hazırlayanlara destek vermek, kitleleşmek, siyasi partilerden bunu istemek. Hangi birimiz "Aksu böyle bir proje hazırlamış" diye kendi partisine götürüp teklif etti? Korkuyoruz. Statükoya teslim olmuşuz benim partim bu benim partim bu. Taraftarlık e, şeysi içinde, psikolojisi içinde karşı tarafa <laughs> taş atıp duruyoruz. Daha şimdi tanık oldum. Yani e, birisi sosyal medyada paylaşmış. Diyor ki, ya diyor bir çamlık diyor Kuşadası'ndan e, Ortaklara kadar olan yolu diyor. Ey iktidar, 20 senedir yapamadınız be kardeşim diyor. Öbürü de çıkmış Aydın'ın içinde başka bir yolun fotoğrafını çekmiş, bunu da diyor senin belediyen diyor 20 senedir yapamadı diyor, 15 senedir yapamadı diyor. E kardeşim ikisinde de ihmal var. Burada anlaşmanız yerine anlaşacağınız yerde Aydın ihmal ediliyor. Ey belediye, ey iktidar. Aydın'a sahip çıkın diyeceğiniz yerde birbirinizi yiyorsunuz yahu. Bunu yapmayın işte. Tabanda vatandaş bu mevcut sistemden zarar gören mevcut sistemden beslenmeyip de zarar gören vatandaş bir araya gelmek zorunda, birleşmek zorunda, organize olmak ve örgütlenmek zorunda. Ama bu statükoyu temsil eden güçler yani siyaset, bürokrasi vesaire işte sivil toplum örgütleri sizi istismar eden kim varsa bunu da çok iyi biliyor. Arada bir size o statükodan bir çıkar sağlıyor, bir ulüfe dağıtıyor. Hele ki seçim önlerinde dağıtıyor. size de aa diyorsunuz bak bu sistem iyiymiş ya. Bana da verdi diyorsunuz. Susuyorsunuz. Bunu yapmayın. Seçimden sonra da canınıza okunuyor. Şimdi sevgili kardeşim Mustafa bunları sormuş ve demiş ki bu memlekette her koyun kendi bacağından asılır ve selam. Buyur. Kendi bacağından asıl dur kardeşim. Ben de ona yine ikinci kez üşenmemişim. Cevap yazmışım. Demişim ki bu ülkede her koyun kendi bacağından asılır dedikçe başta köylü ve üretici olmak üzere herkes sürünür durur. Memleket koyun değil. Yani kendi biz koyun değiliz ki kendi bacağımızdan asılalım. Allah bize akıl vermiş. Örgütlenme olmadan hiçbir başarı elde edilemez. Kesinlikle yok olur gideriz. Ama aklımı aklımızı alıp bizi koyun olduğuna inandıran hakim bazı sınıflar var. Bunları da düşünün. Hiç düşündünüz mü demişim. İngiliz İmparatorluğunu 927 yılında kurmuşlar. 927'de kurulmuş İngiltere. Başka geçmişleri de pek yok. 1100 yıl önce inşa ettikleri şatolarda hala kullanıyorlar. Biz 50 sene önce yaptığımız binaları yıkıp yeniden yapıyoruz. Adam 1100 sene önce yaptığı şatoyu hala kullanıyor. Aynı devlet, aynı krallık hala devam ediyor. Demokrasiye geçmişler ama kralı korumuşlar. Şimdi kimse bunu yanlış anlamasın. Biz de diyoruz ki ama biz Türkler 16 tane devlet kurup birbirimize düşerek yıkmışız. 16 tane devleti birbirimize düşüp yıkmışız kardeşim. Ha kendi içimizden yıkmışız. Tabii ki dışarıdan gelenler bizi yıkmış gibi görünüyor ama biz kendi içimizdeki zafiyetimiz nedeniyle yıkmışız. Ve bununla da gurur duyuyoruz ve diyoruz ki Türkler yok olmaz. 17 devlet kurduk. Bunu sık sık duyarsınız. 17 tane devlet kurmuş bir e, ırkız biz. İyi e, güzel de niye 17 tane ya? Niye bir tane değil? Niye 16 tane devlet kurup yıktınız? Nasıl yıktınız? Niye yıktınız ya? Niye devamlılık yok sizde? İşte bunu açıklamışım Mustafa'ya. Bir de böbürleniyoruz. Neden 16 devleti yıktık demiyoruz. Devleti yıkmakla birbirimize düşmekte üstümüze yok. Niye böyle demiyoruz? Kendimize gelelim, yap, yaptığımızı yaşatalım, büyütelim diyemiyor muyuz demişim. Şimdi arkasından açıklamışım. İnsan aklı öyle sistemler kurabilir ki hiç açık bırakmaz. Her şeyi ve her ihtimali düşünebilir. Ayrıntıları doğru doldurur. Bugün yapay zeka dediğimiz, yapay zeka dediğimiz unsurlarla, oluşumlarla dünyada her şeyi yapar hale geldik. Bunu kendi kanunlarımız için yapamıyor muyuz? Onun için birisi işini yapamazsa ne olur demişsin? İlke şudur. Her işin tespit edilmiş bir bedeli vardır. O kooperatifteki köylü o işi yapacak durumda değilse, hasta olur, sağlıksız olur, sarhoş olur. Durumda değilse o işi ben yapmıyorum der. Onun yerine başkası yapar. O ücret ona yazılır. Bu kadar basit. Yani tarlalar birleştirilmiş. Müşterek işletiliyor. Tarla sürülecek. Traktör şantiyede gidip alıp sürecek şu aile. Ama hasta hemen ömür aile gider sürer. O tarlanın sürmenin bir bedeli var. O sürecek olan kişiye yazılıyor. Gövmeye gibi. Sistem bu kadar basit ya. Akıl ederseniz... Yapay zekaya gerek yok. Allah size zeka vermiş. Her şeyin çözümü var. O işini yapmazsan ne olur? O saf ne olur? Bir şey olmaz. Ben sistemi öyle kurmuşum ki, öyle sertifikalandırılmışım ki, öyle bir eğitim vermişim ki, her şey şıkır 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 yürüyor. Bir otomobil fabrikası gibi benim tarım parkım işletiliyor. Hiç kimse otomobil fabrikasına çıkıp da ya şu arkadaş boyayı atarken yanlış atar, havaya basarsa o arabanın boyası bozuk olmaz mı diye soruyor mu? Sormuyor. Onu denetleyen unsurlar var. Veya işte şu cıvatayı sıkan, şu robotu çalıştıran e, ustabaşı orada kalp krizi geçirip de hastaneye kaldırılırsa otomobil sektörü ne olacak abi? Bu otomobil yapılmaz mı diyoruz? Ya şeyin çaresi var ya sistemi kurduğun zaman her şey şıkır şıkır işler, her şeyin yedeği vardır kuralları vardır. Buna protokol diyoruz. Hangi durumda ne yapılacağı yazılıdır. O durum geldiği zaman tak diye onu uygularsın biter gider. Öyle moralsiz olmayın. Türkiye'de kooperatifçilik olmaz. Türkiye'de üretici örgütlenemez. Bunlar hayaldir, ütopyadır demeyin. Sakın demeyin. Yoksa mevcut sisteme teslim olursunuz. Değerli arkadaşlar, bu bunu çok uzattık. Bilgi dünyasıyla da bir takım ilişkiler kurarak bazı şeyler anlattık gelelim ekranı yansıtabilirsek ee, yansıtmamız kapanmış sanıyorum tekrar evet yansıtma tekrar geldi sanırım alabilirsek evet şimdi bilgi çağından bahsettik yapay zekadan bahsettik artık sistem kurmak kolaylaştı bu teknolojik imkanları biz tarımda sanayide her konuda kullanabiliriz böyle bir dünyadayız ama biz bunları tarımda, sanayide, orada burada doğru düzgün kullanamıyoruz. Devlette kullanamıyoruz. Ha devlette var. E devlet diye bir şey var. Yani öyle bir şey ki e ee, lafı vardır ya e ee deriz böyle. Bizim e devlet e ee olmuş. Param parça. Serverlar eksik. Serverlar efendim yavaş. Uyapa giriyorsun. Benim bir dosyama giriyorum. İçinden abuk subuk şeyler çıkıyor. Yani orada da sistemi kurarken aklı doğru kullanmıyoruz. Bugün bilgi sistemlerini devlet hakikaten darmadağın etti. Tarım bilgi sistemi ayrı, orası ayrı, burası ayrı, orada şifre burada bilmem ne. Ha bundan yararlanmamız gerekirken yararlanamıyoruz. Ha yararlandığımızı zannediyoruz. Avukatlarımız uzaktan duruşmalara katılıyor bilmem. Güzel de hepsinde sorun var arkadaş. Bakın benim oğlum bir e, av tüfeği ruhsatı alacak, başvuru yapacak. Bunu pekala devlet bilgi sistemi doğru kurulmuş olsaydı şu ekran üzerinden yapıp bitirebilirdi. Ama kendisinden tam 8 tane belge isteniyor. Efendim suç kaydı isteniyor, bilmem ne isteniyor, ikametgah ilmi haberi şudur budur. Bunların bir kısmını internete girip çözebiliyorsun. Ama niye istiyorsun ya? İnternette zaten var bir basit dilekçe gönder. Sistem yapay zeka girsin. Bu kişi hakkında araştırmasını yapsın sicilinden nesi varsa görsün. Benden hala daha belge istiyorlar. Dosya, yarım kapak dosya. İçinde şu olacak, şu olacak, şu olacak, şu olacak. Hani bilgi sistemi ya? Bilgi sistemi böyle mi olur? Bu işin bir tarafı verimsiz kullanım. Bu bir tarafı. İkincisi bilgi riskleri, bilgi suçları, siber suçlar dediğimiz suçlar Artık siber suçlar toplum içinde vatandaşın birbirine karşı olan suçlar olmaktan çıktı, adeta bir savaş mekanizmasına dönüştü. Çünkü bilgi dünyası sanal dünya dediğimiz dünya o kadar gelişmiş teknolojilerle teçhiz edildi ki her türlü e, silah tarzında kullanmak mümkün. İşte bunları bilgi dünyasını yeni bir dünya yaratılıyor bilgi çağında bilgi dünyasını o üst akıl dediğimiz... Ben onu tanımlamakta güçlük çekiyorum. Emperyalizm diyeceğim siyasi algılanıyor. Kapitalizm diyeceğim siyasi algılanıyor. İsrail diyeceğim, Yahudi diyeceğim yine yanlış algılanabilir. Yani dünyayı yöneten bir üst akıl var. En güzel tabir onu kullanıyorum. Siz üst akılın ne olduğunu pekala algılıyorsunuz. O üst akıl bilgi çağını kendi lehine çevirmiş. Sosyal medyayı icat etmiş, sizi esir almış, sizin ruhunuzu çalmış. Cep telefonlarını çıkarmış. Cep telefonu üzerinden bütün bilgi dünyasına ulaşabiliyorsunuz. Şu tabletleri çıkarmış efendime söyleyeyim. E, ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla sizi bir kere esir almış. Kendi isteğinizle. Soruyor, "Kabul ediyor musun?" diyor. Etmezsem yok yani, etmezsem olmuyor arkadaş ya. Adam bana mama veriyor. O mamayı yemem için tuzak Kabul ediyorum diyorsun. Senin konumunu takip ediyor. Senin konuşmalarını izliyor. Hatta cep telefonunu elinde tuttuğun zaman senin vücut ısından tut bilmem neyine kadar. Bakın bunlar hikaye değil. Bunları ben anlatmıyorum. Bunları uzmanlar söylüyorlar. O cep telefonu dediğimiz, şu cep telefonu dediğimiz alette ben şimdi tutuyorum ya. Benimle ilgili hangi bilgilerin hangi merkeze gittiğini ben de bilmiyorum. Ama bilenler söylüyor. Kadın hamileymiş. Gayrimeşru bir ilişkiden dolayı evin kızı hamileymiş. Ailesinden saklıyormuş. Efendime söyleyeyim. Boyuna cep telefonla hamilelerde kullanılan efendim e, bir e, takviye ilaç. Takviye bir vitamin. Boyuna onun reklamı geliyormuş. Boyuna onun reklamı geliyormuş. Kendisi de bilmiyor hamile olduğunu. Ya bana niye geliyor bilmem ne derken sonra uyanmışlar. Hamile olduğu anlaşılmış. Hadi buyur. Yani senin dahi bilmediğin, seninle ilgili özellikleri takip edebilen bir dünyada yaşıyorsunuz ya. Ve bu kimin elinde? Belli değil, üst aklın elinde. Yani bu cep telefonu yapan iPhone'un sahibinin elinde mi diye düşünüyorsun ama sadece o değil. Bir de tekerleşiyor bunlar. Belli kişilerin eline geçiyor ama ön tarafında da bir takım isimler var. Steve Jobs'lar var, Elon Musk'lar var, bilmem kimler var. ...Pezoslar var, Bezoslar var... ...yani bunların hepsi maymun... bunlar hepsi kukla... ...bunları da yöneten üst akıl... ...dünyada hiç kimse... ...öyle e, Amerika'daki otomobil garajında... ...bilmem ne icat etti de... ...Bill Gates gibi başarı kazandı... dünyaya ele geçirdi... ...böyle bir gerçek yok kardeşim... ...arkasına bir sermaye geliyor... ...arkasına bir üst akıl geliyor... ...bu insanların sevimli yüzünü... ...girişimci yüzünü, mucizevi yüzünü... ...dahi yüzünü dünyaya lanse ediyor. Bütün gençlerin, bütün dünyanın idolü haline geliyor bu insanlar. Bravo ya diyorsun ya. Bak sen işte Steve Jobs'a bak. Efendim Bill Gates'e bak. Elon Musk'a bak. Bilmem neye bak. Yani maymuna bak. Bu insanlar üst aklın maymunudur. Bunu da biriniz. Hiç kimse onları idol kabul etmesin. İdol alacaksak biz ilkeli mücadele vermiş, inovatif ilkeli mücadele vermiş, dünyadaki haksızlığa son vermek için mücadele etmiş insanları idol olarak kabul edelim. Çünkü bunlara teslim olduk. Bundan aşağı yukarı 2002 yılı 22 sene önce bütün dünyada Birleşmiş Milletler'de bakınız 26 8 e, ve 4 Eylül 26 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Dünya Zirvesi yapıldı. Johannesburg'da. Ben o tarihte Avrupa Konseyi Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanıyım. Yani Avrupa'da, Strasbourg'da bu komitenin başkanı benim. Adı Sürdürülebilir Kalkınma. Bu çok önemli. Sürdürülebilir Kalkınma çevre değerlerini, insani değerleri koruyarak kalkınmak. Yani öyle vahşice yarışarak, onu bunu ezerek, yok ederek, vahşi kapitalizme karşı kurulmuş bir kuruluş. Vahşi kapitalizm kurmuş. Sürdürülebilir kalkınma kavramı da onlar getirmişler. Ama beni onun başkanı yapmışlar. Tam 4 sene bu görevi üstlendi. Orada tabii olmadık işler açtım başlarına. Dedim ki 2002 yılında daha internet yeni yeni dünyada yayılmaya başlarken, sosyal medyadan eser yokken, Johannesburg'da dedim bir oturum açalım, Burada bilişim dünyasının, bilginin haklarının evrensel olarak bir beyanname hazırlayalım. İnsan hakları evrensel beyannamesi gibi, çocuk hakları evrensel beyannamesi gibi bütün dünyadaki hukuk sistemini çerçeveleyen, bütün ülkelerin anayasalarında esas alacakları bir evrensel beyanname hazırlayalım. Bilgi nasıl kullanılacak? Bilgiden, bilginin kötü kullanılmasından insanlar nasıl korunacak? Bu bilgi dünyasında kimin ne yaptığı belli olmayan ortamda kim kime bilgi vasıtasıyla zarar verebilir bunları tespit edelim. Önce güldüler dediler ki bilginin ne zararı var kardeşim. Bakın o tarihte birazdan açıklayacağım. Bunların hepsini anlatmışız. Bilgi aslında kötüye kullanıldığı zaman en büyük silah. Bunları anlatmışız ve bu oturumda demişiz ki biz özel oturum açalım ve bu oturumda bunu tartışalım. Şimdi bakın o tarihte şunu yazmışız. Yeni dünya düzenini kuracak olan güçlerin sizi köle haline getirmesini istemiyorsanız, Johannesburg zirvesinde Birleşmiş Milletler eliyle dünya için bilgi hakları evrensel beyannamesinin hazırlanması en azından tartışmaya açılması için bir öneri hazırladık. Bu konuda daha ayrıntılı bilgileri sunacağım. Bu benim yaptığım konuşma. Avrupa'da, Strasbourg'da e, Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi Başkanı olarak kendi komiteme yaptığım konuşma. Bilgi dünyasının uluslararası bazı ilke, kavramlar ve standartlarıyla ile regüle etmezsek, yani vahşi biçimde kontrolsüz kullanımını evrensel kabul görmüş bir mütabakata göre bir mecranın içine almazsak, başımıza gelecek felaketi önleyemeyiz. Nedir bu felaket? Demişim ve açıklamışım. Bilgi terörü demişim. 2002 yılında bilgi terörü demişiz. Bugün işte çıktı bilgi terörü. Sadece İsrail'in cep telefonlarını patlatmasıyla değil. Bugün terör örgütleri bilgi dünyasına sızmak suretiyle her türlü propagandayı, her türlü yandaşlığı, her türlü iletişimi hepsini kurabiliyorlar. Bunun adı bilgi terörü. Bilgi, bilgi verimsiz bilgi tarlaları demişiz o tarihte. Bilgi çöplükleri demişiz. Google'ın içine bakın bilgi çöplüğü. Yüzde sekseni bilgi çöplüğü. Geçersiz bilgiler, yanıltıcı bilgiler, miadı dolmuş bilgiler. Ya bunlarla dünya yürümüyor. Bilgiyi insan yararına kullanmak dururken gidiyoruz ruhumuzu satmak için, karakterimizi öğretmek için, başkalarına bizi fişlemesini sağlamak için Sosyal medyada bize bir yem veriyorlar. Eğlence yemi. Efendim, o eğlenceden mahrum kalmamak için alışkanlık, yani uyuşturucu gibi bir şey bütün gün 5 saat, 4 saat, 10 saat o cep telefonunun, tabletlerin başından ayrılmayan insanlar var. Bizi uyuşturmak suretiyle bilgi dünyasının içinde bizi hapsediyorlar. İşte bunun için bundan 22 sene önce yapmış olduğumuz öneri Birleşmiş Milletler'de özel oturum açılma isteği. Bakın talep nereden gitmiş? Öneren kuruluş Aydın Valiliği, Emniyet Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Adnan Menderes Üniversitesi, Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Aydın Belediyesi. Bu oturum açıldı ve de kapatıldı. Bir el geldi bu oturumu kapattırdı. Ben de seçim vardı o sene gidemedim Johannesburg'a. Bunun hikayesinin devamını önümüzdeki hafta size anlatacağım bilgi dünyasında yapılması gereken evrensel regulasyonları tekrar altını çizeceğim. Bu yapılsın yapılmasın Türkiye devlet bilgi sistemini nasıl kurması gerekiyor? Onu da yıllardır yaptığımız araştırmalar, Aydın Belediyesi'nde kurduğumuz bilgi sistemleri, önayak olduğumuz bugün UYAP diye geçen ulusal yargı bilgi sistemi ki biz önayak olduk. Yine parsel sorgu dediğiniz şu cep telefonunu aldığınız zaman tıkladığınız zaman parsele ulaştığınız takbis, tapu kadastro bilgi sistemi bütün bunların nasıl yetersiz olduğunu bilgi sistemlerinin nasıl tek bir çatı altında organize edilmesi gerektiğini önümüzdeki hafta anlatacağım bizi izlemeye devam edin Müzik